Benim bir devlet tanımı var. İdeal devlet. En iyi devlet köpek dişleri çekilmiş, köpek dişleri çekilmiş ve pençeleri tırpülenmiş devlettir. Tekrar edeyim mi? En iyi devlet köpek dişleri çekilmiş, pençeleri tırpülenmiş devlet. Devlet reayadır. Evet. Genelde Orta Doğu veya Doğu toplumlarında bu egemendir. Halk kendini aşağılık bir koyun, inek, sığır, eşek gibi görür. Devlet büyükleri de onlar büyüktür, onlar çobandır. Bizi güt derler. Ve onlar da derler. Siz güttüğüm rayamsınız. Hatırlıyor musunuz? 14 Kasım Evet. 2016'da Aksaray'da Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı toplantı konferansında Tayyip Erdoğan dedi, ben bir çobanım, siz de güttüğüm reayamsınız ve oradaki bakanlar, milletvekilleri, valiler, belediye başkanları hepsi me ve mü dediler. Alkışladılar onu. İnanılmaz. Ama bu bütün Orta Doğu'da bir yaygın bir durum, anlayın. Evet. Buyur, dinliyorum sizi gençler. Şimdi şey girelim, yani bir politik olarak vatandaş ile devlet arasında devletin silahlı külahlı şeyleri var. Gücü var değil mi? Evet. Devlet hem vergi alıyor hem de aynı zamanda polis yoluyla belli kurallar ortaya koyduğu kurallara göre vatandaşını da cezalandırabiliyor. Bu çok önemli. Devletin böyle bir gücü var. Şimdi bu devletin bu gücü istismara çok açık. Evet. Önce bu güç üzerine konuşalım. Çünkü bu erk, bu güç suistimale çok açık. Bu gücü, bu yüzüğü eline geçirenler zaman içerisinde çok şımarabiliyorlar. Birdenbire vergileri arttırabiliyorlar. Halkın parasını çalabiliyorlar. Yasaları yasaklara dönüştürüyorlar. Her şey yasak. Şu yasak, bu yasak. Havada bulut var dedin, sen bana bilmem ördek diye hakaret ettin diye hapishaneleri doldurabilirler. Bir polis ve terör devleti oluşturabilirler ki örneklerini çok gördük. Onun için akıllanmış olan insanlar, yani tarihte ibret almış insanların kurduğu devlet, Amerika mesela, devleti üç parçaya ayırdı. Bu bir canavardır. Bu canavara muhtacız maalesef. Çok sayıda insanız. Bir arada yaşayabilmek için bir canavara ihtiyacımız var. Ama bu canavarı üç parçaya bölelim. Üç baş. Bu üç baş birbiriyle kavga etsin, birbirini kontrol çek etsin. Diğeri biraz büyüyünce diğer başlar ona meydan okusun, onu kontrol etsin. Check ve balance denilen bir sistem oluşturuyor. Denge denet. Yani üç tane güç, başkanlık, yasama, yasa çıkarma. Başkan yasa çıkaramaz. Hani ufak tefek çıkarabilirdi ama Kararname var. böyle önemli şeyler çıkaramaz. Yasama var meclisin. Bir de mahkeme var. Bu ikileri anayasaya aykırı bir şeyler yaparsa mahkeme yasa çıkaramaz. Yürütme yetkisi yok ama mahkeme onların yaptıklarını anayasaya göre değerlendirebilir, onaylayabilir veyahut da yasaklayabilir. Yasama, yürütme, Böylece yargı. ilginç bir sistem ortaya çıktı. Check ve balance sistemi. Ne diyorsunuz bu konuda? Bakarsın ki soruları düzenleyenler kendilerine uygun sorular sorarlar. Kendi yandaşlarını cevap verebileceği sorular. Sorular çalınır. Sorular öyle sorulur ki o sorulara doğru cevap verdiğin vakit kaybedersin. Bütün bunlar suistimal edilebilir şeyler. Ayrıca sen insanların oy haklarını aldığın vakit, sen geri zekalısın diye aldığın vakit o geri zekalılar, o cahiller öylesine bir araya gelirler ki, öylesine bir mukavemet, bir mücadele gösterirler ki paramparça ederler senin o yönetimi. Ya onun için eğer o geri zekalıları aktif birer politikacı haline sokmak istersen, ey geri zekalılar size oy hakkı vermiyorum de yeter. Onlar dünyanın en güçlü politik gücü haline dönüşebilirler. Buna Onun çok için eminim. Bunu ben oy hakkını yaşadım. herkesten alıyorum ama. aynen. Yani sırf Bak zeka düşün, değil. cahil şeyler yani dinciler diyelim ki zekidirler aslında ama aptallaştırılmış insanlardı dünyanın her yerinde din şirk dinleri diyorum özellikle insanları aptallaştırma için kullanılır. Yöneticiler tarafından çok uygun bir şeydir. İnsanlar sürü haline, mürit haline dönüştürülünce yönetilmesi kolay olur. Şeyhine biraz rüşvet verirsin, 1 milyon oyu kazanırsın yani çok kolay bir şey. Ya onun için
öylesine insanlar uyuşturulabiliyor, kandırılabiliyor. Ama o insanlara hakaret etse yönetici, mesela diyelim ki onların dini şeylerini, diyelim ki kıla tapıyorlar, kıla tapınma işte yasaklansın falan, o kıla tapanlar, o kadar ahmaklaşmış olanlar bir bakarsın ki gizli olarak bir araya gelirler falan filan devleti yıkmak için. Beykarlar da yani. Onun için bu ideal maalesef gitmez. Ne yapmayın? Demokrasiden başka yolu yok. Demokraside ancak demokraside ne yapılabilir? Onu düşünelim. Yani demokrasi nasıl daha iyi hale getirebilir? Ben demokrasiyi söyleyeyim size. Demokrasi aslında çoğunluğun idaresi değil. Bu hikaye, bu palavra değil. Demokrasi aslında azınlıkların çoğunluğu yöneltme, yönlendirme, çoğunluğu kandırma, kazanma mücadelesidir. Azınlıklar bunu yapıyor. Demokraside azınlıklar mücadele verir. Çoğunluk da bir azınlıktan bir başka azınlığa gidebilir, gelebilir. O halde eğer bir demokrasinin, bir demokratik bir ülkenin durumundan yakınıyorsak bilesin ki orada kötü bir azınlık inisiyatifi eline almış. Onlar halkı güdüyorlar. O halde iyi insanlar, iyi azınlık bir organize olması lazım. Toplumu o güdül maalesef, yani halkın çoğunluğu reayadır. Dünyanın her yerinde öyledir ama bazı ülkelerde reaya sayısı daha azdır, bazı ülkelerde daha fazladır. O da kaliteyi değiştiriyor. Ama azınlıkların mücadelesidir. O halde bu tür böyle işte idealist şeylerle kaybedersiniz o insanları. Ne diyeceksiniz? Ey aziz milletim, siz dünyanın en zeki, en dürüst, en yüce insanlarısınız. Gaz vereceksin. Ondan sonra güzel bazı şeyler, maalesef yani şu anda bu söylediklerim doğru şeyler değil mi? Evet. Ne dedin? Böyle yapmana da gerek yok ama böyle yapanlar kazanabiliyor. Başka bir şey, belki de halka daha güzel şeyler anlatırsınız ama halkı yönlendirme sanatıdır, başka bir şey değil. Abi zaten bana olan reddiyenin sebebi ne? Ya yani benim dediğimin uygulanabilir olmama sebebi ne? Uygulanabilir olma ihtimali sıfırdır. Çünkü o senden aşağı oy alanlar sana düşman kesilecektir. Sokaklara döküleceklerdir, kabul etmeyeceklerdir. Her insan kendini dünyanın en zeki insanı sanır. Git ahmak bir insanla, yani gerçekten böyle ahmak olduğu tescilli bir insana ahmak de, kızar, ben ahmak değilim der. Çünkü kendi kendini o düşük beyniyle, kriteri odur, ölçüsü odur. Herkes kendisini kendisine göre. Onun için onuruna itiraz şey olarak nedir? Hakkına ve onuruna karşı bir saldırı olarak görür ve onlar bir araya gelirler. Ey ahmaklar, ey zekası düşükler, birleşin diye bu sefer şeyler, politik hareketler oluşuyor. Kesinlikle dayanmaz. İkincisi, ben son zamanlara ikincisi, kadar. İkincisi olsa bile, onlar kabul etse bile bu sistemi üretenler zaman içerisinde suistimal ederler ve ona göre kayırırlar. Hiç kesinlikle %100 bu olur. Onun için eşit olması lazım. Herkesin oyu eşit ama azınlıklar, eğer şikayet ediyorsan kayra, o halde tut senin gibi düşünenler bir araya gelin, daha aktif olun, daha cesur olun. Halka derdinizi anlat. Akışına, dünya nüfusunun çoğalması, iletişimin bazı faktörler var, geçmişte olmayan. Dünya nüfusu çok arttı. İki, büyük bir iletişim devrimi var. Hemen şu anda birçok insanın şeyi var, telefonları var değil mi? Evet. Telefon yoluyla hem bütün dünyayı izleyebiliyor, haber alabiliyor, hem kendisi de iletişime girebiliyor aynı zamanda. Herkes aynı zamanda yayın yapıyor. Bunun getirdiği bir şey var. İnsanlar, daha önce oluşturulan sınırlar aşılıyor. Eskiden insanlar bir başka ülkede ne olduğunu bile bilmiyordu. Televizyondan önce falan filan. Ama şu anda bırak ülkede ne olduğunu, o ülkedeki insanlarla irtibat halindeyse aynı anda konuşabiliyorsun. Onun için bu iletişim ne yaptı biliyor musun? İnsanlar arasına yüzyıllar değil, binlerce yıldır konulmuş olan dini ve milli sınırları, uyduruk sınırları, insanları birbirine düşman eden ve böylece
kralların, sultanların, diktatörlerin işine yaran böl ve yönet sistemine karşı şu anda bir eğilim var. Bu da nedir? Bütün insanların bir olduğu ve bu dünyanın denilen uydunun çok küçük bir ve aynı zamanda da çok fragile, fragile nedir? Hassas, nazik bir şey olduğunu öğretti. Bir hastalık bir yerde çıkarsa bir ülkede kısa bir süre sonra bütün dünyaya yayılıyor. O halde bir ülkede sağlık sorunu varsa veyahut da çok kötü bazı beslenme şeyleri varsa sen ona bigane kalamıyorsun. Bir ülkede büyük haksızlıklar olduğu vakit savaşlar, mabaşlar oradan türeyen sözde terör örgütleri ki en büyük terör örgütleri devletlerdir. Ama onlar daha fazla böyle şey oluyorlar, insanları tehdit edebiliyorlar, korkutabiliyorlar falan. Bir bakıyorsun bir ülkedeki olumsuzluk bir anda seni etkileyebiliyor. Ya göçmenler yoluyla veya terör yoluyla. O halde o ülkedeki düzen de seni ilgilendiriyor. Başka bir ülkede yaşasan bile. Böyle olunca aynı zamanda ekonomik şeyler de yani bir ülkenin kaynakları belki yetersiz oluyor ama bir başka ülkedeki yerel doğal kaynaklara muhtaçsın teknolojini devam ettirmek için. Oradaki diyelim ki bazı maden kaynakları sende yok oraya muhtaçsın. Onun için orayla iyi ilişkide olman lazım. Bütün bunlar insanlığı şey diyor, zorluyor. O eski sınır koyma, işgal edip insanları yönetme yerine bütün insanlığın kardeşliği ve birliği. Bence o yönde büyük bir gelişme var. Bakmayın gerici güçler, efendim işte milli sınırlar falan filan diye şey diyorlar. Hayır, Avrupa nasıl daha yani bir yüzyıl önce birbirlerini, bir yıl, yüz yıl bile olmadı. İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda birbirlerinin şehirlerini bombalayıp yerle bir edenler şu anda bir araya gelmiş pat kuruyorlar. Ve bu zaman içerisinde gelişecek. Orta Doğu'da akıllanacak. Böyle Kürt, Türk, Arap, Marap falan bu sınırlar, uyduruk sınırlar kalkacak. İnsanlar daha bir ortak payda da bir araya gelecekler. Federal bir dünya devleti kurulacak. Ben bunu öngörüyorum. Bunun karşısında gerici güçler kesinlikle kazanamayacak. Biraz geciktirecekler. Ama gidiş onadır. Çünkü başka türlü bu dünyada yaşamak mümkün olmayacak. Kirlilik, bir ülkede kirlilik varsa, alabildiğine atmosferi, suyu falan kirletiyorsa, o kirlilik sana da geliyor. O iklim değişimi seni de etkiliyor. O halde bir ülkede olan zulüm sana geliyor. Bir ülkede olan bir hastalık sana da geliyor. O halde sen sınırlarınla koruyamıyorsun kendini. O halde bu sınırlar ortadan kalkacak. Uyduruk sınırlar. Evet. Böylece federal bir sistem içerisinde insanlar bence daha adil bir yaşam. O zaman tehlike ne olacak? Bence bizi bekleyen asıl tehlike yapay zeka yoluyla ve kuantum kompüterleri, bilgisayarları yoluyla oluşturacak müthiş data ve bilgi sahibi olanların belki de bütün bir dünyayı yönetme hevesi söz konusu olacak. Buna karşı eğer dünya insanları tedbir alabilirsek, yani artificial şeyi kullanarak bütün dünya insanlarını köleleştirmek isteyenlere karşı tepki ki bence dünya çapında insanların buna gücü daha fazla olacak. Bir bakma geleceğimiz farklı. Bence mücadele ırklar arasında mücadele yerine bütün insanlıkla o insanlığı kuantum bilgisayarları veyahut da artificial intelligence yapay zeka yoluyla yönetmek isteyen azınlık arasında mücadele